ince uzun şeritler halinde yani jülyen olarak doğrayacağız. Tavuklarımızı arkasından da güzelce kavurarak pişireceğiz. Şimdi kavurmayı yapacağımız tenceremizin de altını açalım. İçerisine de yağımızı ekleyelim. Yağı koyduktan sonra şimdi sıra geldi tavuklarımızı doğramaya. Taze kişniş kullanıyorum bu tarifin içerisinde. Dilerseniz farklı baharatlarla da lezzetlendirebilirsiniz ama sumak ve taze kişniş burada en çok yakışan iki baharat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tavuğumu ortadan ikiye kestikten sonra tekrar ikiye kestim. Şimdi de ince uzun şeritler halinde bu şekilde doğruyorum. Tavuk göğüslerini güzelce doğradıktan sonra şimdi bunları tenceremin içerisine ekliyorum. Ve kavurma işlemine başlayalım. Evet, şimdi tavuğu güzelce doğradım ve kavurma işlemine başladım. Bunun içerisine sebzelerimizi ekleyeceğiz. Ara ara da karıştıralım tavuğumuzu. Birinci sebzemiz kuru soğan. Kuru soğanı her iki tarafından kestikten sonra da ortadan keserek kabuklarını alıyorum. Şimdi soğanımızı çok ince bir şekilde piyazlık olarak doğruyorum. Soğanlarımızı ekleyebiliriz. İnce bir şekilde doğradıktan sonra tavukların içerisine ekliyorum. Bunu da kavurmaya devam ediyorum. Sıra geldi sivri bibere. Sivri biberi de ince bir şekilde doğruyorum. Şimdi bunu da içerisine ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Evet, artık diğer tavamın altını da açabilirim. Burada da dürümleri sardıktan sonra güzelce kızartacağım. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz tavuğun içerisine. Biraz karabiber. Tekrar güzelce karıştıralım. Sarımsağımızda sıra. Sarımsağımızı da ince bir şekilde kıyıyorum. Sarımsakları da ekledim içerisine. Ve domates. Domatesimizin kabuklarını soyacağım. Önce sap kısmını alıyorum ve bıçağımla domatesin kabuklarını alıyorum. Domatesi ortadan ikiye keselim. Ve şimdi konkose yapıyorum. Domateslerimizi de ekleyelim içerisine. Şimdi biraz sumak ekleyeceğim içerisine. Güzelce karıştıralım tekrardan. Ve taze kişniş. Az miktarda taze kişniş tavuğun içerisine koyacağım. Ve biraz da yanına küçük bir domates garnitürüm olacak. Onun içerisine ekleyeceğim. Kişnişimizi de ekleyelim içerisine. Evet, görmüş olduğunuz gibi lavaşlarımızı tezgahımıza aldık. Izgara tavamız da iyice ısındı. Şimdi tavukları kavurmuş olduğum tenceremin altını kapatıyorum. Bunun içerisinden süzdürerek alıyorum tavuklardan. Her iki tarafından kapattıktan sonra kıvırarak bakın bu şekilde güzelce sarıyorum. Bu arada küçük bir garnitürümüz var. Onu da yapacağız. Dürümlerimizi bu şekilde güzelce sardık. Şimdi küçük bir garnitür yapacağım. Domates ve yeşil soğanla beraber. Bunun içinde şimdi kiraz domateslerimin sap kısımlarını alıyorum. Birkaç tane de yeşil soğan doğruyorum. Yeşil soğanları da biraz iri doğruyorum. Ve çok az da taze kişniş yaprağı, biraz tuz. Biraz önce sarmış olduğum dürümlerimi tavanın içerisine koyuyorum, ızgara tavanın. Sotelemiş olduğum kiraz domates ve yeşil soğanlı karışımı da servis yapacağım tabağımın içerisine koyuyorum. Şimdi diğer taraflarını da çevirelim. Ocaklarımın altını kapatıyorum. Salatamın yanına koyuyorum.